Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi bugün mısır haşlama tarifiyle sizlere geldim arkadaşlar. Bence bu videoyu izledikten sonra herkes mutfağa girsin ve mısır haşlasın. Lezzetini anlatamam sizlere arkadaşlar. Müthiş oldu. Kesinlikle bu yöntemle haşlamanızı tavsiye ederim. Evet. Mısırları bu şekilde kabuklarından temizledikten sonra düdüklü tenceremin tabağın katına iç yapraklarını mısırın koydum. Daha sonrasında mısırları da bu şekilde ikiye böldüm ortadan. Üzerine yaklaşık 1 litre sıcak kettle'da kaynattığım suyu da ekledim. 1 su bardak süt ve 2 kesme şeker kullandım arkadaşlar. 2 tane kesme şeker, yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar şeker. Düdüklü tenceremin kapağını kapattım ve 25 dakika haşlamaya bıraktım. Herkesin düdüklü tenceresi ve mısırın cinsi değişebileceği için haşlama süresi artabilir arkadaşlar. Bunu göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Evet. Sütü ve şekerleri de ekledikten sonra artık mısırlarımı haşlamak için ocağa aldım. Bu şekilde havası çıktıktan sonra 25 dakika haşladım. Daha sonra havasının inmesini bekledim. Ve haşlanmış olan mısırlarımı servis tabağına aldım. Haşlanırken mutfağa yayılan o kokuyu size anlatamam. İnanılmaz lezzetli mısır koktu arkadaşlar. Evet. Süt, şeker ile birlikte mısırımızı haşladık ve inanılmaz lezzetli bir mısır elde ettik. Servis ederken arkadaşlar daha sonrasında tereyağı süreceğiz. Müthiş lezzetli oluyor. Bu şekilde tutacaklar var. Mısırın kenarlarına elimiz yanmasın diye batırıyorum. Ve yerken buralardan tutuyoruz ve asla elimiz yanmıyor. Evet, bu şekilde mısırlarıma tutacakları taktıktan sonra üzerine her yerine gelecek şekilde tereyağı sürüyorum ve en sonunda tuz serpiyorum. Artık yemeğe hazır olacak. Dışarıda bardakta satılan mısırlar var ya arkadaşlar, aynısı, aynı lezzeti yakaladık diyebilirim. Gerçekten bu şekilde mutlaka deneyin derim. Tereyağını mutlaka sürün, tuzla serpip afiyet şeker olsun derim efendim. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu yöntemi pişirip yiyenler varsa aşağıya yorum bırakmanızı rica ediyorum. Evet, kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı, bildirimleri almayı unutmayalım lütfen. Beğeni ve yorumlarınızla kendinizi gösterirseniz çok mutlu olurum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.